Deney 1006 ve Catnap arasında çok yakın bir bağ olduğunu biliyoruz. Öyle ki Deney 1006 kendi özgürlüğünden vazgeçerek Catnap'in insan halini, yani Theodore Grumble isimli 7 yaşındaki çocuğu kurtarmıştı. Hatta yardım gelene kadar onu hayatta tutmak için yanında kalmış ve bu sayede yakalanmış, kaçamamıştı. Peki Deney 1006 uğrunda özgürlüğünden bile vazgeçtiği Catnap'i neden Chapter 3'ün sonunda öldürdü? Catnap ve Deney 1006 arasındaki bağ ne olabilir? Bugün tüm bu sorulara ve fazlasına cevap bulacağız. Poppy Playtime videolarının devamını isterseniz aşağıdan videoya like atmayı lütfen unutmayın. 10.000 beğeni de buna benzer yeni bir Poppy Playtime videosu gelecek. Chapter 3'ün son boss savaşında Catnap'le savaşıyorduk. Ama sadece Catnap'le değil, kırmızı gazın etkisiyle gördüğümüz gerçek olmayan Catnap'lerle de savaşmalıydık. Birçok koridor ve kapının arkasındaki Catnap'ler bize saldırmaya hazır beklerken, biz de bulunduğumuz alanı doğru şekilde kullanıp önümüzdeki cihaza taktığımız pillerle cihazı tam gücüne ulaştırıyorduk ve yüklenen elektriği alıp bize saldırmaya çalışan Catnap'e transfer ediyorduk. Belki bu sahnede birçok kişinin gözünden kaçtı ama aslında Catnap burada elektriği ilk yediğinde yanmaya başlamamıştı. Elektroşok etkisiyle yere düşmüştü ama bilinci hala yerindeydi. Sonra bize doğru uzanmaya çalışırken ağzından çıkan kırmızı gaz üzerindeki elektrik akımı ile etkileşime geçmiş ve bu sayede yanmaya başlamıştı. Yani Catnap'in aslında yok oluşunun başlangıcı ağzından çıkan kırmızı gazın etkisiyle olmuştu. Bir anda alev alan Catnap çığlık atmaya ve kıvranmaya başlamıştı ve hemen sonra Catnap'in yandığını ve dumanlar içinde olduğunu görüyorduk. Tam bu sırada yukarıdan Deney 1006, yani prototip çıkıyordu. Catnap bir anda tanrısı olarak gördüğü Deney 1006'yı yukarıda görünce ayağa kalkıp iki elini yana açıyordu. Daha önce Catnap'in Deney 1006 için yaptığı bir tapınağda bu şekilde taptığını görmüştük ve Deney 1006 tam bu sırada Catnap'i öldürüp yanına doğru alıyordu. Herkes şok olmuştu. Kendi özgürlüğünü bile feda ederek kurtardığı 7 yaşındaki çocuk Theodore Grumble'ın oyuncağa dönüştükten sonraki hali Catnap'i neden öldürmüştü? Chapter 3 fragmanında Theodore Grumble'ın resmini görmüştük. 7 yaşında bir çocuk ve öncesinde bir ARG, yani alternatif gerçeklilik oyununda playtimeco.org sitesine girdiğimizde Late Pierre'in bilgisayarına ulaşıyorduk. Şu an bu siteye girmeye çalıştığımızda hata veriyor ve artık erişim sağlayamıyoruz. Late Pierre'in bilgisayarında bulduğumuz önemli bilgilerden biri Deney 1006 ve Theodore Grumble arasındaki bağı da ortaya çıkarmıştı. Kısaca söylemek gerekirse Theodore Grumble'ın Deney 1006 ile arkadaş olduğunu, ancak danışmanlarının Theodore'un psikolojik sorunlar yaşadığı için hayali biriyle konuştuğunu sandıklarından bahsediliyordu. Aslında hayali bir arkadaş değil, Deney 1006, yani prototipin ta kendisiydi. Öyle ki Theodore Deney 1006'nın resmini bile çizmişti. Belki bu resimde de gördüğünüz gibi Deney 1006 Theodore Grumble'ın yatağının altında bile gizlenmişti. Deney 1006 kaçabilmek için Theodore'un yardımını istemişti ve Playcare'daki bir bakım odasından kaçmak için iki kişiye ihtiyaç vardı. Ancak iki kişi bu kapıyı bir arada açabiliyordu. Deney 1006 ve Theodore bir arada çalışacak ve kapıyı açacaklardı. Bunun için iki tane yeşil eli almış ve kapıya kadar da gitmişlerdi. Ancak Theodore elektrik akımına kapılarak çarpılmıştı. Bu sırada ise kapı açılmıştı. Deney 1006 kapıdan kaçabilecekken kaçmamış ve Theodore'a yardım etmiş ve hatta sağlık görevlileri gelene kadar yanında kalmıştı. Bu bilgi Deney 1006'nın sandığımız gibi kötü tarafta olmayabileceğinin önemli bir göstergesi, ama biz şimdi konumuza dönelim. Deney 1006 bu olaydan sonra yakalandı ve tutsak yaşamına devam etti. Theodore ise hayata dönmüştü. Aslında hayata dönmesi iyi gibi görünse de onu Büyük Bedenler İnisiyatifi isimli proje doğrultusunda Catnap isimli oyuncağa aktarmışlardı. Büyük Bedenler İnisiyatifi ve birçok oyuncağın oluşturulma sebebi de daha önce bize anlatıldı. Şirketin maddi sıkıntıları sebebiyle maaş istemeyen çok daha büyük ve güçlü bedenlere ihtiyaçları vardı. Bu yüzden yetim çocukların, hatta bazı çalışanların bilincini ve organlarını oyuncaklara aktarıp bu canavar oyuncakları üretmişlerdi. Her şeyin başında üretilen Poppy isimli oyuncağın amacı dünyaya satışa sunulup para kazanmak ve çocukları mutlu etmekken, daha sonra üretilmeye başlanan Huggy Wuggy, Kissimissi, Catnap, Mommy Longlegs gibi çok daha büyük bedenlerdeki oyuncaklar Playtime Co.'nun karanlık bir projesiydi. Theodore Deney 1006'ya güvendi. Deney 1006 da onu yalnız bırakmadı ve onun hayatını kurtardı. Duygusal olarak düşünün. Yetim bir çocuğun bir yetimhanede en çok ihtiyacı olan şeyi, ilgi ve sevgiyi Theodore'a Deney 1006 vermişti. Bu yüzden Theodore'un Deney 1006'ya bağlı olması, onu tanrısı gibi görmesi bu sebeple olmalıydı. Hatta bunu Catnap'in gizli kasetinde de görmüştük. Deney 1006 farklı oyuncakların parçalarını kendinde topluyor. Bunun
sebebi ise fiziksel olarak güçlenip istediği amaca ulaşmak olabilir. Deney 1006'nın daha önce bir odadan kaçmak için odadaki çalar saatin pillerini kullandığını, hatta bu pilleri ve çalar saati kullanarak bir lazer işaretleyici yaptığını ve odadan kaçmaya çalıştığını görmüştük. Bu, onun ne kadar zeki olduğunu bize gösteriyordu. 3. bölümdeki bir kasette ise konuştuğu herkesin sesini taklit edebildiğini ve onların söylediklerinden birçok şey öğrenebildiğini görmüştük. Aynı yapay zeka gibi. It excites me. Thank you. You thank me? Absolutely. I learn something new about you every day. Tüm bu bilgilerden sonra muhtemelen düşündüğünüz iki şey var. Birincisi, deney 1006 neden kaçmak yerine Theodore'u kurtardı ve özgürlüğünü feda etti? İkincisi, madem kendi özgürlüğünü feda edecek kadar Catnap'e değer veriyordu, en sonda neden onu öldürdü? Şimdi gelelim en çok merak edilen bu soruların cevabına. Deney 1006'nın Theodore'la işbirliği yapmasının sebebi şu anki bilgilerle kaçmak için açacağı kapının iki kişiyle açılabilecek olmasıydı. Yani Theodore olmadan zaten oradan kaçamayacaktı ve Theodore elektrik akımına kapıldıktan sonra da onu ölüme terk ederek kaçmayı kabullenemedi. Bunun sebebi içindeki duygusal yönün ortaya çıkması olabilir. Ya da belki deney 1006 ve Theodore arasında bilmediğimiz ve sonradan öğreneceğimiz bambaşka bir bağ da olabilir. Aslında deney 1006'nın kasetinde deneyleri yapan bilim insanları karşısında acı çekenlerden birinin de deney 1006'nın kendisi olduğunu görmüştük. Bunu kendisi de açıkça söylemişti. Bu yüzden de tüm bilim insanlarına karşı duruyordu prototip. Ama çocuklara değil. Hatırlarsanız bölüm 3'te Miss Delight'ın bir kasetinde çocukların güvende olduğunu duymuştuk. Catnap, The Hour of Joy'dan önce çocukları elinden geldiğince güvenli bir yere saklamıştı. Daha önceki teorilerimizde de Catnap'in çocukların tarafında olabileceğini söylemiştik ki bu da doğru çıktı. Ve Catnap bildiğiniz gibi deney 1006'nın yönlendirmesiyle bir şeyler yapıyor. O yüzden de çocukların güvende tutulması deney 1006'nın istediği bir şey. Yani prototip sandığımız gibi kötü ve vahşi biri ya da bir şey olmayabilir. En azından çocuklara ve belki de masumlara karşı. Her ne kadar The Hour of Joy'da bazı masumlar da öldürülmüş olsa da bu bilerek yapılmamış olabilir. Eğer masum ya da suçlu ayrımı yapılmayacak olsaydı çocuklar Catnap tarafından saklanarak güvende tutulmaya çalışılmazdı. Deney 1006'nın Theodore'la belki bildiğimizden farklı bir bağı da olabilir. Ancak şu an bildiklerimizle yola çıkarsak deney 1006'nın kaçmak için birine ihtiyacı vardı. Theodore Gramble da bu gönüllü kişiydi. Peki deney 1006 oyun sonunda neden Catnap'i yani Theodore Gramble'ı öldürdü? Burada birkaç farklı teorim var. Bunlardan biri deney 1006'nın zayıflığı sevmemesi ve yenildiği için Catnap'i yok etmesi ve kendi parçası yapması. Bir diğer teorim ise deney 1006'nın Mommy Longlegs Catnap gibi oyuncaklara verdiği ana görev bizim yani oyuncunun kendisine yaklaşmasını engellemeleri. Ama bunu başaramadıklarında yani deney 1006'ya kadar ulaştığımızda onları öldürüp kendi parçası yapıyor. Ve Catnap'ı öldürmesinin sebebi de bizim deney 1006'ya kadar ulaşmış olmamız ve Catnap'in görevini başaramamış olması. Üçüncü teorim ise şu. Üçüncü bölümde yeni bir şey öğrendik. Bir şekilde yaralanan oyuncaklar tekrar iyileşmiyor. Aslında bunu Dog Day ile fark ettik. Yıllardır o zindanda olmasına rağmen hala yeni yaralanmış gibi acı çektiğini gördük. Yani oyuncaklar bir şekilde yaralandıklarında bu yaralar insanlar gibi iyileşmiyor ve tekrar eski hallerine dönmüyorlar. En azından bir kısmı bu şekilde. Ve bu yüzden de Catnap yandıktan sonra deney 1006 onun acısını dindirmek için öldürdü. Böylece sonsuza kadar çekeceği acı ve ızdıraptan Catnap'i kurtarmış oldu. Ve son teorim aslında deney 1006'nın bizi yani oyuncuyu çok yakından tanımasıyla ilgili. Bizim ne kadar yetenekli olduğumuzu ve her şeyi yapabileceğimizi bilen deney 1006 oyuncakları manipüle ederek bizim düşmanımız olmalarını sağlıyor. Ve biz o oyuncakları yenip deney 1006'ya hazır halde sunuyoruz. Bu sayede deney 1006'da onların parçalarını alarak güçleniyor ve son darbeyi vurmaya hazırlanıyor. Sizce bu teorilerden hangisi daha mantıklı? Sizin teorileriniz neler? Mutlaka yorum kısmına yazın. Aynı zamanda yeni Poppy Playtime videosu istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı lütfen unutmayın. Bu videoya 10.000 beğeni geldiğinde yeni Poppy Playtime videosu gelecek. Kanala da abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Şu an ekranda Poppy Playtime
Chapter 3 hikaye videomu ve Poppy Playtime Chapter 3'ü tek videoda bitirdiğim Türkçe altyazılı oynanış videomu da görebilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz mutlaka göz atın. Desteğiniz ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.